Arkadaşlar merhaba. 16 Ekim 2022 Pazar günü gündüz programında Adana'dayız. Adana'da bugün tam 9 koşulu bir program var. Evet, 2 adet bankomuz ve 2 adet de alternatif bankomuz var. Hemen değerlendirmelerimize geçelim. Evet, saat 12.30'da yani öğle saatlerinde birinci koşu başlıyor arkadaşlar. Şartlı bir koşuyla başlıyoruz. Herhangi bir adı yok bu şartlı birin. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre. Çim piste çıkacaklar. İlk alternatif bankomuz burada geliyor. Leonardo Can, Müslüm Çelik'le yapmış olduğu çalışmalar çok tatminkar. Mendip yavrusu bir de. Bize göre buradaki en iyi hazır durumda olan safkanlardan bir tanesi. 2 numara alternatif banko. Bunun iki tane rakibi var. 5-10 Royal Star Mesai Çelik'le. Bu Çelik grubunun zaten. Hani biri olmasa biri olur. Yine iyi bir orijine sahip ve çalışmaları da tatminkar gördüğümüz 1 numaralı Atılgan ağası Nizamettin Demir'le. İki alternatif banko. 5 ve 1 de yakın rakipleri diyoruz burada. Evet, ikinci kuş şartlı 4 dişiler. 3 yukarı İngilizler. 2100 metreye çıkacaklar. Burada ikinci koşuyla beraber beşli ganyan başlıyor ilk. Birinci beşli ganyanın başlangıç ayağı bu. Evet, burada bir numaralı Saadet Sultan Mehmet Nuri Sunkar'la ilk atımız. Şimdi burada baktığımız zaman derecesi falandı. 62 kilo. Burada bir tek sıkıntı o. Bu 7 gün arası var. Yani biraz güç düşüklüğünü yaşayacağını düşünüyoruz açıkçası söylemek ama yazmak durumundayız. En iyi dereceye hemen hemen o sahip. Eküller burada çok iyi bir durumda. 1.55, 1.56 kilo. 9 numaralı Steel Winner ve 10 numaralı Summer Pictures. Burada özellikle arkadaşlar Steel Winner bir tık daha önde gördük biz bunu. Gerçi 58 handikap puanıyla bu Summer Pictures bu daha iyi durumda olması gerekiyor. Yani ümit ettiğimiz şekilde 10 numaranın daha ön planda olması gerekiyor normal şartlar altında ama bize göre 9 daha ön planda. Çalışmaları da iyi. İkinci grup atımız buydu. Üçüncü grup atımız 4 numaralı Wild Rose Muhammed Özdemir'le. 5 numaralı Royal Eagle Yusuf Aras mıydı bu? Yakup Aras pardon. 2 numaralı Gülmatra İsmail Demir ve 3 numaralı Uyskuti Alişan var arkadaşlar. Evet, burada baktığımız zaman toparlarsak şöyle 1 9 ve 10 eküller 4 5 2 ve 3 numaralı safkanlar diyoruz. Varsa sizin adınız da tabi burada yazarsınız. Ne olur ne olmaz. Varsa bir at mutlaka yazılmalı kafanızda olan. Üçüncü koşu handikap 15 dişiler 4 yukarı Araplar 1400 metre ve kum pistiyiz bugün burada. Tam 9 tane safkan içerisinde. Burada 3 numaralı Gökçe Kız Müslüm Çelik'le ön planda ve hemen bu 74.500 lirayı almak için sabırsızlanan Çelik grubundan 2 numara Yaban Arısı ve Mesa Çelik'le ve bunlara bir dakika siz tamam ama ben de varım burada diyen bir hop aşağı var 1 numara. Sürpriz pozisyonu olacaktır bu ama hop aşağısız geçmeyiz biz burayı. 3, 2 ve 1 diyoruz ve hop aşağının özellikle 106 gün sonra çiziyoruz altını. Yani bu İstanbul'u boy göstermiş bir safkan bu. İlk kez Adana'da koşacak. Pisti de yadırgayacağını düşünmüyoruz arkadaşlar açıkça söylemek gerekirse. Çalışmalarını Ankara'da yapıyordu. 60 kilo çalışmaları var bu safkanın. Biz şu anda bu safkanın bu grubu geçme olasılığını çok yüksek görüyoruz bu hop aşağının. 3, 2 ve 1. Dördüncü koşu. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. İkinci altılı Ganyan'a da start veriyoruz burada. Bu 8 atla beraber. İkinci altılı Ganyan başlıyor. Arkadaşlar bu sefer değişik bir şey yapacağız ve burada güvendiğimiz bir safkan onu banko atıyoruz. İsteyen atar, isteyen atmaz. Biz sadece inandığımız ata oynarız arkadaşlar. İnandığımız atı tavsiye ederiz. O da 4 numaralı Ice-T Ercan Çankaya ile banko. Bu safkanın 2'yi de, 3'ü de, 5'i de hepsini geçeceğini düşünüyoruz. Bize göre zaten Çim Pist'te de gayet güzel performans gösterdi Merçan Çelik'le. 25 Eylül'de bir dördüncülüğü var. Yapmış olduğu dördüncülüğü siz zannetmeyin 7-8 boy 7. Orada birinci Deli Vahşi, ikinci Cihan Evler, üçüncü Yıldırım Hanım boyun baş ve yarım boy var. Yani kısacası yaklaşık bir boy bile olmayan, yani bir boy diyelim hadi fark yemiş birinciyle arasında. Yani sonuçta bu safkan burada bugün birinciliği hak ediyor. 11 günde dinlendirdiler bunu.
Üzerine şimdi Ercan Çankaya'yı da bindirmişler. Adana'da güzel durumda Ercan Çankaya, gayet iyi götürecek bu işi. Kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. 4 mal Einstein. Bizim bankomuz. 5. koşu. Satış 5. 4 yukarı Araplar. 2000 metre için piste çıkacaklar. Evet, burada 2 numaralı Sapadere Muhammed Özdemir'le yıkatımız. 1 numaralı Pala Salih Aziz Akdemir. 3 numaralı Ağaca Bey Mehmet Nuri Sunkar. Yani bu bunları şimdi şöyle bir de 4'ü ilave edeceğiz. Gizmo Nizamettin Demir ve 7 numara Balık Gözlü Mes unutuyorum arkadaşlar. Mehmet Kıyak, Mustafa Kıyak diye isim geliyor. Mehmet Kıyak Balık Gözlü'nde. Şimdi burası 2, 1, 3, 4 ve 7 diyoruz ama burada şöyle bir durum var. Daha evvelki yarışlarına da baktığımız zaman burada Mehmet Nuri Sunkar'ın bindiği bu Ağaca Bey arkadaşlar Adana Ankara Adana Ankara yapan böyle sırf çimme konsantre olmuş bir safkan. Yine Nizamettin Demir'le geçenlerde yarış kazandı. Nizamettin Demir bu sefer Gizmo'ya biniyor. Mehmet Nuri Sunkar'la değiştirmişler. Evet. Gizmo'ya biniyor, doğru. Ve bir de Muhammed Özdemir'di bunları eklediğiniz zaman. Yani burada bu beşli grubun bir organizasyonu var olarak görüyoruz biz burayı. Ha burada Dağkan ve Mehmet Sahiçelik'le ne yapar? 10 numara. Belki dikkati oraya çekip buradan bu Mehmet Sahiçelik'in bir de 10 numara Dağkan'ın da sürpriz şansını yaparlar. Daha hayatını bir kere kazanmış, zor kazanan bir safkan. Çok kötü performansı var ama her nikmese Çelik grubu bindiği zaman bu Kaysbert yavrularına böyle enteresan şekilde bir şeyim dönüyor. Nevrim tutuluyor. Neden diye düşünmeye başlıyorum. Sonra artı arkadaşlar Ceyda Out'un Ercan Çankaya'yla o da Adana Ankara yapan arasında gidip gelen bir safkan. Yani grup 3 koşusunu İstanbul'da kazanmış bir safkan bu. Ceyda Out'un. O yüzden burada eğer biraz daha at yazmak istiyorsanız 8'i ve 10'u da bence yeri olanlar düşünmesi lazım. 2, 1, 3, 4, 7 mutlaka yazalım ama 8 ve 10'u da sürpriz konumunda yazalım. 6. koşu şartlı 5 dişliler 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Artık 1. altının son ayağındayız. 2. altının da 3. ayağındayız. Burada bir alternatif bankomuz var arkadaşlar. Burada 3 numaralı Coinus Rain Mert Ali Solmaz'la alternatif bankomuz bizim. Coinus Rain'den çok güzel bir koşu bekliyoruz. Maiden'dan yeni çıktı bu safkan. Maiden'dan yeni çıkmış olan safkanların performanslarını güdümlü olarak arttırdığını görüyoruz. Mert Ali Solmaz da çıktı. Şimdi Mert Ali Solmaz tekrar biniyor. Ha kazanır kazanmaz onu bilemeyiz ama şartlı 5'e bir anda koymuş olmaları garibimize gitti. Yani bu Maiden'daki bir safkan bir anda şartlı 5'e zıpladığı zaman yapacak bir şey yok. O yüzden alternatif banko yaptık ama banko yapamıyoruz. 4 numaralı Madame Orak'le Mehmet Sağçelik'le yine şanslı safkanlardan 20 numaralı Pipeline. Burada Müslüm Çelik'le ve 9 numaralı zincirsiz tutsak Uğur Temur'la bu atın da altını özellikle çiziyoruz ve 8 numaralı The Irresistible Ali Şenbarlı. 3 alternatif bankomuz 4, 7, 9 ve 8 diyoruz arkadaşlar. Kindness Rain. Sürpriz olacak o. 7. koşu Handicap 15 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum piste çıkacaklar. Burada bankomuz var. 3 numaralı büyük kahraman Nizamettin Demir'le sürdürek banko arkadaşlar. Bu safkanın bugün bu grubu geçeceğini düşünüyoruz. Bu büyük kahramanın 7 gün sonra Adana'da yine Nizamettin Demir'le. Zaten Nizamettin Demir'le Handicap 15'i 18 Eylül'de kazandı. Sık koşturdular yalnız bu safkana. Ama olsun, Nizamettin Demir bırakmıyor bu safkanı. Ankara'da gitti. Ankara'da dinlendirdiler bu safkanı. 11. oldu. Adana'ya çime çıkarttılar. 3. oldu. Şimdi çim havası da aldırdılar böyle. Bu safkan bugün burada yine uçacak. Uçacak. Havaları uçacak. Ayağını yerden kesecek. Evet. 3 numara büyük kahraman. 8. koşu şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkıyorlar tekrar. Arkadaşlar hemen burada sıralamayı verelim çalışmalara göre ve artık orijine göre ne derseniz deyin ona göre buna göre. İlk atımız 7 numaralı Fort The Last Time Müslüm Çelik'le 5 numaralı Butterfly Girl Uğur Temur 8 numaralı London Mood Halil Parıldar 4 numaralı Vienna Valsi Mehmet Sağçelik ve 1 numara Blue Sea Wind, Ercan Çankaya. 7-5, 8-4-1. Arkadaşlar eğer yeriniz varsa bu ayağı kapatın.
Size sadece bunu söyleyebilirim. Ama 7-5-8-4-1 bizim söyleyeceğimiz. Yani zaten 8 atın 5'ini veriyoruz burada. 9. ve son koşuyoruz. Handikap 15. 3 yaşlı Araplar. 1400 metre kum piste çıkacaklar. Burada da sıralamamızı verelim. Uzatmadan 7 numaralı Damaster Ercan Çankaya. 2 numaralı Tumbul Güntay Sami Kaplan. 1 numaralı Bay Tosunoğlu Müslüm Çelik. 4 numaralı burada Falskaya Mehmet Saçelik. Sultan da Fals yavrusu. 3 ve 8 Ekürler Mira Aslanı Ferhat Demir ve 8 numaralı Mir Kartalı Nizamettin Demir. Ve son olarak 5 numaralı Kara Bebek diyoruz. Mert Ali Solmaz'la. 7, 2, 1, 4, 3 ve 8 Ekürler ve 5 diyoruz arkadaşlar. Evet, Adana ile ilgili görüşlerimiz sona geldi. 2 tane altılı değerlendirdik. Adana'da bugün 2 koşulu, 2 altılı ganyan var. 9 koşulu program var. İstanbul'da da 9 koşu var arkadaşlar. İstanbul'da premium üyelere ait olan bu yayınımızda toplamda 2 adet sürdürek banko, 3 adet de alternatif bankomuz var. Evet, değerlendirmesi kalmış. Elazığ zaten yayında diyoruz. Güzel bir cumartesi günü, pardon özür dilerim, güzel bir pazar günü arkadaşlar geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Herkese iyi pazarlar, hoşça kalın.